Herkese merhaba. Bugün yine İlhan Döğüş ile birlikteyiz. Hocam merhaba nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Bugün seninle çok konuşulan Daron Acemoğlu'nun Nobel İktisat Ödülünü almasını konuşacağız. Bu ödül ne anlama geliyor? Daron Hoca hangi çalışmasıyla bu ödülü almayı hak etti? Ve bunun yanında sosyal medyada senin bazı paylaşımlarını gördüm. Hocayı takdir etmekle birlikte bir takım eleştirilerin de vardı. Hepsini birlikte konuşacağımız bir program yapalım istedim seninle birlikte. O zaman direkt konuya giriyorum. Daron Acemoğlu'nun aldığı bu ödül neyi gösteriyor? Yani iktisat alanında bir çığırma açtı, bir farklılık mı sundu? Yani kısacası bu ödül ne manaya geliyor? Açıkçası bunu bir dinlemek isterim. Şimdi öncelikle şey bir vurgulayalım. Yani Nobel ödülü nedir? Nobel İktisat Ödülü farkı nedir? Nobel ödülleri normalde fizik, kimya, tıp, barış ve edebiyat alanlarında veriliyor. Alfred Nobel, Barut'un mucidi, İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ailesinin ve onun adına kurulan vakfın verdiği ödül. Fizik, kimya alanında 1900'lerin başlarında verilmeye başlanıyor işte. Ama iktisat alanında 1969'da veriliyor ilk. Fakat iktisat alanında verilen Nobel İktisat ödülünü Nobel Vakfı vermiyor aslında. Nobel adına İsveç Merkez Bankası'nın verdiği bir ödül. Ama buradan bu ödül Nobel değil demek anlamı değil. Çünkü Nobel fizik ödülü gibi, Nobel kimya ödülü gibi Nobel ödülünün sitesi de Nobel iktisat ödülünü duyuruyor. Ve Nobel edebiyat, Nobel fizik ödülleri gibi İsveç Kraliyet Akademisi'nde ödül veriliyor. Bir seremoni düzenleniyor ödül töreni düzenleniyor Dolayısıyla fizik ödülünden çok da farklı değil yani. Nobel vakfı vermiyor. Nobel adına İsveç Merkez Bankası veriyor ama sonuçta 60 yıldır dünya bunu Nobel iktisat olarak kabul ediyor ve Nobel Nobel Vakfı da buna bir itiraz etmiyor. Bizim isim hakkımızı niye kullanıyorsunuz diye bir itiraz yok. Tıpkı diğer alanlarda verilen ödüller gibi Nobel Ödül sitesi duyuruyor seremoni yapılıyor. Dolayısıyla çok farkı yok. Ve başarılı iş yapanlara veriliyor. Yani bunu da takdir etmek lazım. Öyle herkese verilmiyor. Ciddi bir katkı sunmanız olması gerekiyor. Ve uzun yıllar hani bir çalışma bir makalede değil. Sizin yaptığınız çalışmaların birikimlerinin o alanda bir güzergah kurması, bir anlayışı yenilik getirmesi lazım. Ki bu ödülü alasınız. O zaman Daren Acamoğlu da böyle bir şey yaptı sanırım. Evet şimdi Darun hocam Hoca'nın çalışmalarını küçümseyecek değilim. Ama ana akın teori içinde büyük önemli çalışmalar. İktisat teorisinin yani genel iktisadın kendisine dair çok ciddi bir şey diyemem. Yani şöyle söyleyebilirim. Sosyoloji bilen, tarih bilen, siyaset bilimi bilen, iktisatçılar için, heterodokslar için söylenen şeyler yeni değil. Burada büyük bir açılım yok. Ama neoklasik iktisadın hakim paradigma olan ana akım, neoklasik iktisadın ve onun türevleri olan diğer yaklaşımların aşırı matematikselleştirilmesi, aşırı modellemeye takılması nedeniyle iktisat teorisi o alanda ana akımda bir tıkanma yaşıyordu. Darun Öncemoğlu o tıkanmaya bir cevap bulduğu için çok atıf aldı. Nedir o tıkanma? 1980 sonrası neoliberalizme geçişle hakim algı düşünce neydi her şeyi piyasaya bırakalım Washington konsensus denilen bu etiketle anılan yani piyasa her şeyi çözer. Eğitimi, sağlığı, ulaşımı her şeyi biz piyasaya bırakırsak piyasa rasyoneldir. Serbest piyasa dengeye gelecek ve bütün sorunları çözecek. Çünkü kaynakları etkin dağıtımı sağlayacak. Kaynakların etkin dağılımından en basit anlamı nedir? Kaynakları israf etmemek ve doğru kanallara kaynakları aktarmak. Tamam ama 1990'lara geldiğimizde bunun pek öyle olmadığı görüldü. Ne görüldü? Çok aşırı liberalize ettiğiniz dere Regülasyon dediğimiz yani regülasyonların ortadan kaldırılmasıyla birlikte özellikle emek piyasasının rapsal reform diye pazarlanan hikaye çok da öyle olmadığını görüldü. Aksine uzak Asya'da, Güney Kore, Singapur vesaire Japonya'da aslında kurumların ve devletin bir rolü olduğu görülmeye başlandı. Ve şu görüldü aslında daha büyük essential, ontolojik bir problem. Piyasayı piyasaya bıraktığınız zaman piyasa kendi kendisini yiyor. Yani deregüle ettiğiniz, kuralsızlaştırdığınız zaman piyasa piyasa olmaktan çıkıyor. Çünkü tekelleşme eğilimi baş gösteriyor. Büyük firmalar domine ediyor ve sizin vaat ettiğiniz sonuçları üretmeyen bir sonuç ortaya çıkıyor. O zaman Daniel Mocamoğlu ve etrafında onun yakın olduğu yeni kurumsalcı ekol acaba piyasayı piyasa olarak koruyabilen ve piyasayı kendi kendini yemesini engelleyen ve daha etkin çalışması sağlayan kurumsal tasarımlar ne olabilir diye bir soru peşine düştüler. Şimdi bu soruyu sorduğunuz anda iktisadın dışına çıkmak zorundasınız. Çünkü kurum aslında nedir en kaba tabirle? Kurallar bütünü. Bu da burada çok soyut bir kavram yok. Kurumların etkin kurumlar, kurumlar nedir kurumlar? Hani yapısal reform gibi. Kurallar bütünü en kaba tabirle. Bu soruya başladığınız anda aslında kendi içine kapanmış sadece kendiyle ilgilerine bir iktisat anlayışından Dışarı çıkıp daha interdisipliner disiplinler arası bir iktisat yapmaya başlıyorsunuz. Aslında Daron'un ana akıncıları için yenilikçi olan tarafı bu, interdisipliner bir yaklaşım geliştirip tarihten, sosyolojiden ve siyasetten beslenmesi. E bunu zaten heterolog iktisat yapıyordu. Zaten heterolojik iktisatçılar, özellikle ve Marx'lar her zaman kurumların, siyasetin güç ilişkilerinin rolünü vurguluyordu. Yani Daron'un en çok vurguladığı şey nedir mesela? Güç ilişkileri. Daron burada güç kavramı, iktisatta olmayan güç kavramı iktisada yerleştiriyor. Dolayısıyla yenilikçi. Ama benim açımdan değil. Ben zaten metodik iktisatçı olarak gücün önemini vurgulayan bir gelenekten geliyorum. Benim için hiç yeni bir şey yok da. Hocam valla benim için de hiç yenilikçi değil. Yani zaten ben şeyi hiç anlamıyordum. Bu klasik iktisatçıların şey bakışını. Böyle iktisadı böyle bir laboratuvar ortamında bir madde düşünü. Konumuz da enflasyon. Enflasyona bakacağız. Şimdi biz bütün etkenleri dışarıda bırakalım. Hani bunların bir meşhur da lafı var ya. Seteris paribus diye. İşte enflasyon Aynen. ne? Gelesin? işsizlik. Ben yani işsizlik doğal kimetsu a enflasyon işsizlik böyle etkiliyormuş. Peki işsizliği çıkardıktan sonra döviz kurları enflasyon nasıl etkiler? Biraz da bundan şey yapalım. Ya böyle tek tek maddeleri başka hiçbir ilişki kurmadan, siyaseti bu işe karıştırmadan yapıyorlardı ve o yüzden de bence çok yanılıyorlardı. Yani beceriksizce tahminlerde bulunuyorlar. Çünkü ekonomiyi siyasetten ayırmak mümkün değil. Çünkü ülkeler arası ilişkileri, ülke içindeki ilişkileri, sermaye ilişkilerini ortaya katmadan işte sadece şu olursa şu olur işte normal hava şartları altında yani böyle bir korunaklı ortam değil iktisat. O yüzden de yani senin söylediğin gerçekten böyleyse Daron Acemoğlu'nun tek bu yaklaşımla böyle büyük bir gürültü koparması çok enteresan geldi bana. Evet. Aslında şunu söyleyeyim. Yani dediğin çok doğru. Ben bununla ilgili bir makalemde şey yazmıştım. Biz iktisatçılar enflasyonla işsizlik arasındaki ilişkiyi tartışırken yani enflasyon artarsa işsizlik böyle olur. Aslında enflasyonla işsizlik arasındaki sanki hava sıcaklığıyla yağmur yağması arasındaki direkt mekanik bir ilişki varmış gibi tam algılıyoruz. Ama oysa biz iktisatçılar iktisadi aktörlerin kararlarını inceliyoruz. Dolayısıyla aslında enflasyon işsizlik arasındaki ilişkiyi tartışırken unutmamamız gereken şey şu. Yüksek enflasyon durumunda aktörler nasıl davranıyor ve harcamalarını ne yapıyor, İstihdam kararını yapıyor ya da yüksek işsizlik ortamında fiyatlama davranışı. Dolayısıyla arasında bir insan faktörü var. Ama bunu unutup mekanikleştirip aşırı matematize ettiğin zaman yani iktisatçıların son 30 yıldan muzdarip olduğu şey çok aşırı sofistike matematiğe maruz kalmaları ve iktisatla ilgili hiçbir şey yapmamaları. Yani ilginç saçma sapan varsayımlar yapıyor. Paranın olmadığını varsayalım. Ya paranın olmadığı varsayımıyla iktisat analiz mi yapılır? Siz tarihinizde, hayatınızda kanın olmadığı varsayımı üzerine bir anatomi analizi tıp analizi görebilir misiniz? Yani para ekonominin özü çekirdeği yani parasız bir ekonomi nasıl varsayıyoruz? Gibi. Şimdi diğer bir sorun, Darun Acemoğlu referans vermiyor heterodox yaklaşımlara bir ve bu heterodoxlığa vurguladığı kavramları aslında iğdiş ederek kullanıyor. Şimdi kurum önemli bir faktör ama benim kurumu tanımlamamla yani ben derken İlhan Dövüş değil. heterodox gazetçi olarak Daron Hocam onun dayandığı neye klasik iktisattaki kurum tanımı çok farklı. Biz kurumları sınıf, tekrar vurguluyorum, altını istiyorum, sınıf ve güç ilişkileri içinden şekillenen bir yapı olarak tanımlıyoruz. Yani güç ilişkilerinin bileşkesi. Şimdi Daron gücü vurguluyor evet ama sınıf yok Daron'da. Şimdi sınıfın olmadığı bir iktisadi analizde güç meselesini, konseptini, kavramını iktisada yerleştirmeniz çok havada kalıyor. Sınıf yokmuş gibi davranamazsınız. Evet sınıf her şey değil birçok Marksist'in söylediği gibi ama çok şey. E sınıfın olmadığı bir iktisadi analizde güç ben güç konseptini iktisara dahil edin demeniz komik kaçıyor. İkincisi kurumları etkin kaynak dağılımı sağlayan optimum prosesler olarak tanımlıyor, süreçler olarak. Yani yine neoklasik iktisadın temel varsayımlarına, temel kabullerine bağlı. Yani tamam kurum kavramını koyuyor analizin içine, güç ilişkisini ama doğru kurumlar, inklusif, içerleyici kurumlar. Bu ne demek? Kaynakları optimum dağıtan rasyonel prosesler. Ama biz rasyonel olamıyoruz çünkü gelecek belirsiz. Ve Daron'daki daha büyük başka bir sorun var. Daron teknolojiyle ilgili analiz yapıyor, kurumlarla güçle ilgili analiz yapıyor ama Daron'un iktisadi anlayışında finans yok. Para yok. Yani neoklasik iktisadın daha önce çok vurgularımız paranın yoktan yaratıldığını, para arzının, para talebince bankalar tarafından ve Merkez Bankası'nın yoktan yaratıldığını, kamu harcamasının vergiyle değil Merkez Bankası tarafından yoktan yaratılan parayla finans edildiğini bilmiyor. Bilmediği için ekonomiyi bir teknik proses olarak algılıyor. Yani teknolojiyi de mesela ben bir makalemde onun maaş eşitsizliğini, işçiler arası ücret eşitsizliğini o teknolojideki değişimle açıklıyor. Ben onu eleştiren bir makale yazmıştım. Ben bu ücret eşitsizliğinin artışını piyasadaki tekelleşmeyle açıklamıştım. Çünkü bazı işçilere daha fazla ücret verebilecek daha güçlü firmaların olması lazım. Niye daha güçlü firmalar bazı işçilere daha yüksek ücret öder? Onun pazar payını arttıracak işler yapıyor olması lazım. Dolayısıyla piyasada tekelleşme, piyasa yoğunlaşması artmadan ücret esliği de artamaz. Artsa bile geçici olur. Ama 30-40 yıldır bu artıyor. Ama o bir teknolojik açıklamayla açıyor. Bir bilgisayarın üretmeye gelmesi vesaire. Ama bu teknoloji gökten zembille inmiyor ve firmaların o gelişen teknolojiyi profitable, karlı bulması lazım. Ve bazı firmalar o teknolojiyi alabilecek güçtedir. Küçük firmalar o teknolojiyi uyarlayamaz pahalı olduğu için vesaire. Ve tamam bilgisayar artık herkes kullanıyor bilgisayar. Bütün firmalar artık o teknoloji ve bütün işçiler artık bilgisayar kullanıyor ama hala ücret eşitsizliği var. Dolayısıyla Daron orada paranın içselliği meselesini kavramadığı için klasik bir iktisatçı olarak bence analizinde çuvallıyor. Şimdi dolayısıyla Darwin burada peki niye önemli ana akım için? Ekonomi politik alanı sol ve Marksistlerin hegemonisi altında. Yani ekonomi politikten kastımız ne? Ekonomi politikası değil. Ekonomi politikası devletin maliye politikası, vergi politikası, kamu harcaması ve faiz merkez bankasının yaptığı para politikasının birleşimi. Ekonomi politikası değil. Ekonomi politik. O da şu demek. Ekonomi, toplum ve devlet arasındaki etkileşimi inceleyen bilimsel araştırma programı. Şimdi bu sol ve Marksistlerin hegemonyası altındaydı. Burada ana akım yoktu, zayıftı. Çünkü ana akımdan bakarsanız piyasa her şeyi çözüyorsa devlete de ekonomik politikasına da ihtiyaç yok. Sen dediğin gibi laboratuvarda her şey mükemmel işliyor. Zaten serbest piyasa kendi kendini çözüyorsa para politikasına da maliye politikasına ihtiyaç yok. Ve bunlar evrensel doğrularsa ekonomik ilkeler arz talep ilkesi bütün dünyada geçerli olması lazım. O zaman soru şu, ekonomik ilkeleri arz piyasa mekanizmalı bütün dünyada geçerli evrensel kurallarsa siz niye kurumları gündeminize alıyorsunuz? Niye kurumsal farklılıkları, ülkeler arası farklılıkları araştırma hepsinin birbirine benzemesi gerekmiyor muydu? O zaman sosyoloji ve politikaya geliyorsunuz. Ama orada liberal teorinin, ne yok liberal teorinin söyleyebileceği bir şey yok. Çünkü algı dünyasında öyle bir şey yok. Şimdi Darwin'in yaptığı burada aslında düşmanın, tırnak için düşmanın elindeki mevziyi kapmak. Yani liberal bir ekonomi politik inşa etmek. Yani Marksistlerin ve solun elindeki ekonomi politiği liberal bir ekonomi politikle cevap verip inşa etmek. Dolayısıyla o yüzden Darwin Nobel ödül alıyor ve çok atıf alıyor. Darwin Acemoğlu ve arkadaşları. Şimdi burada kritik olan şey şu. Braudel, Fransız Analesi Okulu, Tarihselci Okulu ve Paul Baran, Marxist Political Economist. Bunlar zaten Daron Acemoğlu'nun söylediği bazı şeyleri söylemişler vaktinde. Ve kurumların rolü konusunda Thorsten Webden'den gelen bir sol ekol de var. Ama dediğim gibi başta Daron Acemoğlu ve arkadaşları bu kavramların içini kendi neoklasik paradigma ile doldurup iyi ederek bir liberal ekonomi politik inşa ediyorlar. O yüzden özetle söyledikleri bizim heteroksan için hiç yeni değil ve çok banal. Hocam bilmiyorum sen de fark etmişsindir. Mesela bu ödülden sonra Nobel ödülünden sonra herkes şöyle bir alıntı paylaştı. Kurumlarla ilgili Daron Acemoğlu'nun söylediği işte güçlü kurumlar lazım. Güçlü kurumlar olsa işte ekonomi düzelir falan mealinde. Ve herkes de bunu alkışladı. Çünkü hem slogan seven bir milletiz hem de çok basit. Herkesin anlayacağı işte şey gibi geliyor. ilk duyduğunda aa ne kadar doğru. Şimdi ben bakıyorum mesela Türkiye'de kurumlar güçsüz değil ki. Hani Türkiye'de mesela insanlar şey diye açıklıyor. AKP kurum kurumları yok etti. Ya ben bakıyorum aslında AKP kurumları yok etmedi. Tam tersi kendi ideolojisine yönelik kurumların gücünü de kullanarak oradan bir kanal açtı. Aslında şu an kurumlar çok güçlü yani Türkiye'de. Ama ona rağmen ekonomi kötü. Güzel bir yere getirdim. Benim getirmek istediğim bir noktaydı. Şimdi Danan Hocam onu 2002'den sonraki Türkiye serüvenini övüyordu. Yani açın arşivleri 2012'de, 2008'de, 2010'da bu paradigması çerçevesinde Türkiye'nin kurumsal dönüşümünü yaptığını. Yani Danan Hocam güçlü kurumlar daha derken sadece sert kurumları kastetmiyorum onu düzeltelim İçerleyici demokratik kurumlar yani toplumdaki farklı çıkarları bileşenleri içeren. Ama burada sınıf yok tabii. iki iktisatçı eşitsizliği bahsediyor ama sınıfsal eşitsizlik, sermaye ile emek arasındaki eşitsizlik yok orada. İngilizce personal income distribution denir. Türkçe'ye belki nasıl çevrilir? Kişisel gelir bölüşümü diye bir söyleyebilir. Yani hane halkları arasındaki gelir eşitsizliği gündeme alınır ama o hane halklarının hangilerinin işçi, hangilerinin sermaye sahibi olduğu sorunsallaştırılmaz. Ve benim yakın arkadaşlarım olan Ingrid Cover Hagen, soyadını yanlış söyleyebilirim. Norveçli bir arkadaşım. O kalkınma iktisadı çalışıyor. Başka birçok sol başka iktisatçı Acemoğlu ve çalışmalarının kolonyalizmi görüyor. Evet yani onlar mesela öyle bir eleştiri vardı işte. Sömürgeci hikayesini Acemoğlu ve arkadaşları görmezden gelmiyor anlatıyor. Doğru ama o kolonyalizmin rolünü sorunsallaştırmadan anlatıyorlar. Şimdi mesela şu soruyu sormak istiyorum ben. İki soru. Bir, İsrail kurumları İçerleyici olduğu için Filistin'den daha fazla mı kalkınmış o? Yani İsrail devleti kurumları demokratik ve içerleyici olduğu için mi İsrail kalkındı ve Filistin kalkınamadı? Ya da siz Daran Hacemoglu, 2002 ile 2016 arasındaki süreci övdünüz ve kurumların dönüştüğünü iddia ettiniz. Türkiye'nin yapısal sorunu hallettiğini, niye iki yılda mahvoldu her şey? Kurumsal dönüşüm bu kadar kolay mı oluyor? Kurumsal dönüşüm biraz uzun vadeli gerçekleşen bir süreç. Ve bu kurumsal dönüşümden kastettiğiniz sadece... Merkez Bankası bağımsızlığı ve deregülasyonları mı? Siz niye 2002-2016 arasını övdünüz? Hangi demokratik kurumsal dönüşüm oldu? YÖK mu kaldırıldı? Üniversiteler mi demokratikleştirildi? Sendikalar mı güçlendi? hiçbir şey olmadı. Yani bir de şu var. Az önce söyledim, sınıf meselesi. Batı demokrasilerinde kalkınmayı sağlayan kurumsal rolü var. Ama orada o kurumları öyle şekillendiren bir işçi sınıf hareketi var. Kadın hareketi var toplumsal hareketler var. Mesela önemli kurumsal şeyler ne? Bir önceki yayında konuştuk Almanya'nın kriziyle ilgili. Sosyal haklar, emeklilik maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, annelik izni, böyle kurallar, iş piyasasında korumalar, işten çıkarmanın zorlaştırılması, sosyal refah tehlikeleri övdüğümüz kurum. E bunları Batı sermayesi kendi gönlünden geçtiği için vermedi ki. Sendikaların mücadelesiyle verildi. 1970'lerdeki Köln'de Ford fabrikasında Türkiye'li misafir işçiler denilen gaz başlattığı bir grev var. Onun Ondan sonra yıllık izinler uzatılıyor. Mesela liberal bir ideadır genel oy hakkı. Ama genel oy hakkını Belçika'da sağlayan sendikal harekettir mesela. Sendikayı görmezden geldiğiniz zaman analiziniz havada kalıyor. Görmezden gelmediğiniz zaman, gör, göz önüne aldığınız zaman da artık neoliberal olamıyorsun. Daran Hacımoğlu bu ikisinin dengesini kuruyor. Evet eşitsizlik var diyor, evet kurumların rolü önemli diyor, güç ilişkileri diyor. Ama burada sermayenin rolü yok tekelleşmenin artışı yok. Şunu söylüyorlar aslında. Bir doğru kurumsal tasarım var ve diğer ülkeler ona adapte olursa, onu uygularsa kalkınacaklar. Oysa öyle bir durum yok. Bu tartışma, kurumların rolü meselesi ta 1800'lü, 1700'lü yıllarda literatürde Metodun diye geçen metod tartışması, Alman tarihselci okuluyla Avusturya ekonomi okulu arasındaki bir tartışmadır. Bu tartışma şuydu. Klasik iktisat ortaya çıkmıştı ve ülkelere şunu diyordu. Ekonominin evrensel, fizik her her yerde geçerli kuralları var. Siz bu kurallara uyun ve uzmanlaştığınız, daha verimli ürettiğiniz üründe uzmanlaşın. Ürettiğiniz fazlayı diğer başka bir ülkede, başka bir üründe daha verimli üretiyordur. Onları takas edin, ikiniz de bu ticaretten kazanın. Ve o dönem İngiltere bu ekonomi anlayışını destekliyordu. Çünkü İngiltere sanayileşiyordu ama Almanya sanayileşmemişti. Tarımsal bir ekonomiydi. Dolayısıyla neydi aslında? Almanya tarım ürünü satsın İngiltere. İngiltere'de Almanya sanayi ürünü satsın. Ama Almanya buna itiraz etti. Dedi ki hayır buna itiraz etmek için ekonominin fizik gibi bütün dünyaya geçerli evrensel kanun olmadığını göstermeye çalıştılar. Ekonomi tarihten, toplumdan, coğrafyadan, sosyolojiden bağımsız değildir. O araştırmalar sonuçta sosyoloji bilimini doğurdu. Ve şimdi o tartışmaya İçinden bakarsak neoklasik yaklaşım o Avusturya ekolünün söylediği argümana dayanan neoklasik yaklaşım içinden gelen Daran Acam oğlu aslında Alman tarihselci okuluna yenilmiş olduğunu gösteriyor neoklasik yaklaşım. Çünkü diyor ki kurumlar, coğrafya, toplum, sosyoloji önemli. Ama bunu şimdi neoklasik içinden yapıyor. Ama o dayandığı neoklasik yaklaşım 200 yıl önce Hayır kurumların, coğrafyanın, tarihin, toplumun, sosyolojinin bir önemi yok ekonomi mekanik bir bilimdir. Fizik gibi her yerde geçerli kuralları var. Herkes buna uymalı diyordu. Şimdi de aa çok ilginç yeni şeyler söylüyordu. Hayır bize hiç ilginç gelmiyor söyledikleri ve bizim kavramlarımızı, argümanlarımızı iyiliş ederek, neoklasik bir anlayışın içine yedirerek yapıyor. Onlara büyük ve yenilikçi gelebilir ama bize banal geliyor. Peki hocam ne oldu da hani bu 200 yıllık sürecin sonunda karşı alandaki iktisat görüşünü bu insanlar benimsedi. Benimsemek de kalmadı. Buradan makaleler, teoriler üretti de Nobel ödülü aldı. Yani o zaman bu niye oldu diye bir soru geliyor benim aklıma. Evet şimdi tekrar vurgulayalım. Nobel ödülü almak büyük başarı. Küçümsenecek bir şey değil. Öyle herkese vermiyorlar. Çok çalışmanız ve alanınızda etkinlik, yenilik yapmanız lazım Ama o et yenilik... Neoklasik iktisatçılar için yeni. Sosyoloji, tarih, siyaset bilen heteroksiyatçılar için yeni değil ve neden buraya gelindi? Çünkü az önce söylediğim üzere bu aşırı neoliberalizasyon, deregülasyon, kuralsızlaştırılmış piyasa ekonomisinin kendilerinin söylediği sonuçta üretmediğini gördüler ve Güney Kore, Singapur gibi ülkelerin kalkınmasının devletin öncülüğünde olduğunu gördüler. Yani Merdiveni Tekmelemek diye bir kitap var. İlgilenen bakabilir. O kitap aslında kalkınma süreçlerinin bizzat devletin öncülüğünde olduğunu söylüyor. Yani bugün kalkınmış ülkeler aslında bugün anlattıkları ve kalkınmakta olan zayıf ülkelere dayattıkları reçetelerle kalkınmadılar. Almanya öyle kalkınmadı, İngiltere öyle kalkınmadı, Amerika öyle kalkınmadı. Serbest piyasayla kalkınılmaz. Hocam aslında sorunda şunu demek istiyordum. Şimdi sen söyleyince daha da iyi oturdu. İşte kendi kalkınma modelleri, kendi iktisat teorilerinin yanlışlamasıyla bir çalışma yapıp bunda ödül aldılar ya. Bu bana biraz şey geldi yani garip geldi açıkçası. Yani bunun bir bağlantısını kuramadım. Yani neden? Çünkü o iktisat teorileri, o iktisat yaklaşımı zaten karşı ekollerle, senin de içinde bulunan ekollerle yanlışlanıyordu. Mesela neden oradan bir şey çıkmadı da illa bu ekonomi içinden çıkan bir fikir bu kadar büyüdü? Bu ödüller ideolojik pozisyondan bağımsız değil. Daran hocam onu burada paradigmasını restore ettiği için bu kadar takdir görüyor. Kendi yaklaşımındaki iki Yani bir boşluğu dolduruyor ve o yaklaşımın zayıf olduğu yeri güçlendiriyor, restore ediyor. Bu da tabii ki karşıt görüşten görüşlere alıp iyi ederek. Yani bu nasıl bir şey mesela? Sosyal demokrat ya da sosyal refah politikaları. Kapitalizm ne zaman bu politikalara uygulamak zorunda kaldı. İşçi sınıfı çok güçlenip Sovyetlerin korunmasıyla alternatif bir modelin ortaya çıkmasıyla. O zaman o sosyalistlerin önerileri işte ücretlerin yüksek olması, refah uygulama, ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık bunları aldı, kendisinin politikasıymış gibi kullandı ayakta kalmak için. Şimdi neoliberal iktisat da bunu yapıyor. Varlığını korumak, ayakta kalmak için yok saydığı, inkâr ettiği argümanları alıyor, iyidiş edip kendisine adapte ediyor. Dolayısıyla Daron Acamoğlu'nun bu başarısının Böyle bir politik yönü var. Kendi yaklaşımını restore etmek, zayıf yönlerini tamir etmek ve hayatta kalmasını sağlamak o yaklaşımı. Bu da A, acaba piyasa nasıl ayakta kalıyor? Yani biz kurumları piyasa ayakta kalsın diye ekonomik refah nasıl daha iyi olabilir diye tasarlayalım derken onlar kurumları nasıl piyasa ayakta kalabilir üzerine tasarlayabiliriz diye düşünüyorlar. Yani yine kurumlar var ama bizim tanımladığımız fonksiyonda ve içerikte değil. Anladım yani sonuçta ideolojik olarak farklılıklar devam ediyor. Son olarak şeye değinmek ister misin bilmiyorum hani o da enteresan bir konuydu. Daron Acemoğlu bir Ermeni ödülü aldı Türkiye'ye sahipleniyor. İşte herkes onun Türkiye ile olmasına vurgu yapıyor. Ama bir yandan da işte Mustafa Destici'nin 100 bin liralık kredi kartı limitlerinden 750 lira sanayi onu yapılacak falan muhabbetine destek vermeyeceklere Ermeni dediğini falan hatırlıyoruz. Hani bu konularda da bir şey söylemek istersen. Sen dinlerim yoksa kapatabiliriz programı. Elbette Türkiye halkının bir Ermeni'nin aldığı ödülle gururlanması güzel bir şey. Ama bunu yaparken 100 yıldır Ermenilere nasıl davrandığımızı da unutmadan. Yani dediğim gibi iki gün önce hakaret olarak Sadece iki gün önce değil, günlük dilde de Ermeni kelimesi hakaret olarak kullanılır. Ve Ermeniler bir öcümüş gibi gösterilir. Başarılı olunca iyi Türk bizden bizim hoşumuza gitmeyen bir şey söylendiğinde hain değil. Bu çiğ bir tavır. Benzer bir meseleyi Mesut Özil de gündeme getirmişti Almanya için. Bu bütün egemen toplumlarda öyledir. Egemen kibrinden kaynaklıdır. Ben Dünya Kupası'nı kazanan kadroda olduğum zaman Alman'dım. Başarılı olunca Türktüm. Biraz böyle. Ve Darun Acemoğlu çok zeki bir insan. Çok iyi tarih biliyor. Çok iyi matematik biliyor. Zaten o yaratıcılığı ondan geliyor. İyi tarih bildiği için aslında bu heterodoksların söylediklerini matematiksel bir modele dökebildiği için ana akımda da karşılık buldu. Yani biz de yazsak bunları daha sözel bir şekilde ana akım dergilerine yayınlanmayacak. Mesela şöyle bir deney yapılmış. İki tür bilimsel çalışmalar var. Bir grup bilimsel çalışma çok tutarlı, çok mantıklı ama matematik yok içinde. İkinci grup çalışmalar çok daha tutarsız, saçma argümanlar, zayıf, çelişkili ama çok matematikselleştirilmiş. Ve bilim insanlarına soruyorlar doktora yapan doktorasını yapmış. Hangisi daha bilimsel? İkinci grubu matematiksel olanları seçmişler. Yani öyle bir yanlı bir algı var. Şimdi Darun Hacamoğlu da bu zaten heterodoksların söylediği bazı kavramları ve olguları, ilişkileri hem matematikselleştiriyor hem de ne klasikleştiriyor. O yüzden de cevap buluyor. Bu da bir zeki bir tavır, zeki bir inovasyon. Kendi dünyası içinde bir büyük başarı Nobel almak az önce söylediğim gibi ama heterodoks yaklaşım içinde çok yeni bir şey yok. Eyvallah hocam ağzına sağlık. Biz de buradan Daron Acemoğlu'nu tekrar tebrik edelim ki bizim tebliğimize çok da ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. programda burada kapatalım. Başka konularda yine seninle birlikte olmak üzere. Kendine iyi bak görüşürüz. Sağ ol sen de iyi bak görüşürüz.